Tekrar iyi akşamlar arkadaşlar. Sabahki dersimizi tekrar edeceğiz. Sabahki dersimizde LCD likit kristal display kullandık. LCD dediğimiz bir modül. Paralel bağlantılı bir modül. LM016L serisi. Bunu çağırmak için yine kütüphanemizi kullanabiliyorduk Proteus'un. Buraya LM016L yazdığımızda bakın geliyor. 16 sütun, 2 tane satırdan oluşan bu display'i bizim ekranımıza getiriyor. Biz daha önceden zaten çağırmıştık. Bu devreyi arkadaşlar ben sizlerle paylaştım. Classroom'da var artık. Sınıf çalışmaları içerisinde göstereyim. Bugünün yani 12. haftanın dersi içerisinde bakın burada LCD 2020 kontrol zipin içerisinde arkadaşlar şu donanım mevcut. Ayrıca burada şu basit kod da var. Yani bu LCD'yi çalıştırabileceğiniz şuradaki kod da orada yüklü arkadaşlar. Kodda 16F877'ye ait işte kütüphaneleri çağırıyorsunuz. LCD için gerekli kütüphaneleri de buradan çağırıyorsunuz tanımlayıp. Onun dışında işte başlatma kodu var LCD ile ilgili kodun içerisinde. Void main içerisinde bunu çağırıyorsunuz. İki tane bakın burada değişken oluşturulmuş. X ve Y diye. X desimal bir değişken. Onluk tabanda. Y de arkadaşlar İngilizce'de float point var. Yani virgüllü sayılardan oluşan ondalık bir sayı. Onların ekrana yazılması ile ilgili burada komutlar var. Bu komutları konuşacağız şimdi sizinle. Ben ders kitabınızda bu konunun anlatıldığı yeri hemen bulayım. Onu paylaşacağım sizinle tekrar. Şöyle bir şey, yani bu seneye has farklı bir çalışma düzenledim. Aslında bunu ikinci dönemde anlatılıyordu. Ama yani port çoklama işlemlerinin içerisinde 7 segment display ile iki basamağı anlattıktan sonra bence bunu kullanmak faydalı. Çünkü hem ikinci dönem yapacağımız çalışmalarda bu display'i kullanmaya devam edebiliriz. Yani dönemin sonunu beklemektense bu display ile çalışmalarımızı yürütebiliriz. Arkadaşlar bu konunun anlatıldığı sayfa 258'de display anlatılıyor sanıyorum. Orayı açayım tekrar. Evet, 258'e kadar display ile ilgili dokümanlar var. 13. bölüm arkadaşlar. Bununla ilgili tanımlamaların yapıldığı kısım 13. bölüm. LCD nedir? İşte farklı yapıları, LCD'nin içerisindeki kendi sürücüsü, içerisindeki mikro denetleyicisi ondan bahsediyor. Bu bağlantı ayaklarının görevlerinden bahsediliyor. İşte VSS, VDD, VEE, besleme için gerekli olan ayaklar, işte register, oku yaz bağlantısı, aktif etme ucu ve data uçlarından oluşuyor. Bu elimizdeki kullandığımız modül, LCD modül. Bunu detaylı olarak anlatmış, işte farklı uygulamalar için değişik güncel anlatımlar var içerisinde. RAM yapısından bahsediliyor. Ve daha sonra seri LCD var. Biz şu anda paralel LCD kullanıyoruz. Yani paralelle başlayıp sonra seri olanla da devam edebiliriz. Ben hazırlık yapabilirsem onunla ilgili. Bu arkadaşlar çalıştırdığımız bu donanım ve kod arkadaşlar sayfa 263'te.
Yani 263'teki paralel LCD uygulaması, buradaki donanımın bağlantı şeması verilmiş, kodun satır satır açıklanmış, her bir komut satırının ne işe yaradığı. Başka, evet, şurada mesela bir komut satırını silmişiz, onu da yazalım. Şimdilik bununla başlayalım. Tuş takımı ve LCD uygulaması. Yani bu deney yerine biz farklı uygulamalar yapacağız. Şimdi kendi kodumuza bakalım. Kendi kodumuzda burada bir tane X tanımlanmış, Y tanımlanmış. Bunların değişken olarak açılmasını yapalım. Bunu arkadaşlar float olarak yapalım. Bir tane de karakter Z olarak bir değişken açalım. Aynı kodda olduğu gibi bunu compile edelim ve çağıralım. Sonra şu kodun üzerinde konuşalım. Merhaba dünya ile başlıyor. Klasik kod yazımında kullanılan bir yapı. Evet, internet bağlantısında sürekli bir hata var mesajı veriyor. Merhaba dünya arkadaşlar, bir saniye merhaba. Daha sonra yeni ikinci satırda dünyayı. Bakın burada X değişkenini yazıyor ekrana. Tekrar bekleyelim döngüyü. Merhaba dünya yazdı. X değişkenini X eşittir 10 olarak yazdı. Y'yi float point olarak yazdı. Ve register yazdıktan sonra, direnç yazdıktan sonra buradaki yazılı kelimenin içerisinde arkadaşlar dördüncüsünü, yani birinci satır dördüncü harfi seçip tekrar onu karakter olarak alıp ekrana yazıyor. Karakter olarak yazmasının parametreleri de burada. Onları ekrana yazıyor. Buraya kadar sorunuz var mı? Bir de sabahki dersi izleme şansınız oldu mu diye sorayım. Evet arkadaşlar. Benim yok hocam. Sorunuz yok. Hocam o şeylerde mesela merhabanın, yani solundaki slash'lar, F'ler ne işe yarıyor? Bu fprintf komutunun parametreleri. Yeni satıra, yani yeni satıra yaz. İşte birinci satıra yaz. Bizim elimizde iki tane satır var ya. Birinci satıra yaz ve yeni satıra yaz diye komutlar bizim kitabımızda var mı diye bakıyorum. Fprintf ile ilgili kısım, onu önereceğim. Normalde C'de kullandığınızın aynısı. Yani farklı bir yapı değil ama evet, bizim kitabımızda anlatılmamış. Fprintf anlatılmamış. Fprintf Google'a yazdığımızda da karşımıza çıkar. Bu parametreler tek tek söyleniyor. Yani açıklanıyor. İşte şuradaki, bakın şu kısmı value yazacak. Yani değer, isterseniz bunu değiştirelim. Mesela değer diye yazalım. Bunu arkadaşlar ilk satırda yazacak, x'i ondalık olarak alacak. Mesela şurada da virgüllü olarak yazacak sayıyı. Bunları da tekrar derleyelim. Buraya mesela A, B, C, D, E, F, G, H, I yazalım. Tekrar yükleyelim. Bu arada siz bilgisayar programlamaya giriş ve bilgisayar programlamanın temelleri diye bir ders alıyorsunuz değil mi? Arkadaşlar. Evet hocam, alıyoruz. Kimden alıyorsunuz dersi?
Bilgisayar programlama 2 Fevzi Hoca'dan alıyoruz hocam. Orada da bu komutları görüyor musunuz? Mesela ekrana bir şeyler yazdırmak için kullandığınız fprint f komutunu hatırlıyor musunuz? Ya da komutu gördünüz mü? Burada Arduino üstünden gidiyoruz hocam. Arduino'nun print komutlarını kullanıyoruz orada. Ama aynı. Birebir yani C'de kullandığınız yani şu anda benim kullandığım yani komut blokları C ile aynı. Çok çok bir şey fark etmiyor. Sadece işte pik programlamak için bazı şeyler özelleşiyor ya da işte kısıtlanıyor diyelim ama printf komutu aynı. Benim elimdeki kitapta da yok. Printf'in detaylı print anlatımı. Println komutunu kullandık hocam. Println ile yeni satıra yaz. Biz onu şurada bakın. Aynen. Yeni satıra yazı şu ne harfiyle yapıyoruz. Printf diye yazıp daha sonra ne harfini Elen yerine ne yani. Evet. Line new diye siz orada ln diye seçiyorsunuz. Burada ne diye. Yani C kodun temelde çok fark etmiyor. Yani işte orada bir parametresi değişiyor. Burada bir parametresi değişiyor ama mantık olarak farklı bir şey olduğunu söyleyemezsiniz. İşte syntax'te hani yazım dilinde biraz farklılıkları olsa da genel olarak kod bütünlüğü aynı. Yani bir kısımda öğrendiğiniz algoritma yazma mantığını diğer kodda da kolaylıkla kurabilmelisiniz. Evet, iki kitapta da yok printf ile ilgili detay. Ben olmazsa size döküman atarım ama biz çok fazla kullanmıyoruz zaten. Yani printf'i yani C dilinde programlama yaparken kullanıldığı kadar kullanmıyoruz. Ben birkaç şeyi değiştirdim sadece. Yani onlardan bahsedeyim. İşte merhaba dünya yazmaya devam ediyor. İşte birinci satıra merhaba yazıyor. İkinci satıra dünya yazıyor. Sonra tekrar yeni olarak başlatıp değer x değerini yazıyor. Değer eşittir. Yani şu şekilde kullanıyoruz. Yüzde D'yi gördüğünde yüzde D kısmına desimal olarak X'i yazıyor. Şurada olduğu gibi. Aynı şekilde yeni satırda Y'yi yazacak. Y'yi yazarken de arkadaşlar değer eşittir. Float point olarak yani 32.60 virgülden sonra iki basamakla şuradaki yüzde F onu yazmasına izin veriyor. Sonra burada bir karakter yazdırıyoruz. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bu arada Türkçe, yani şuradaki açıklamayı Türkçe yazmaya kalktığınızda problem oluyor. En azından LCD'nin bu kütüphanesinde sıkıntı var. Yani Türkçe yazabilenleri de var diye hatırlıyorum ama bizim elimizdekinde biraz sıkıntı var. Ben Türkçe yazdım mı problem oluyor. Bu yazdığımızda da arkadaşlar işte dördüncünün birinci elemanını alıp işte D'ye denk geliyor. İstersek 5'i 6'yı seçip yazdırabiliriz. Buradaki kod satırlarındaki amaç şu. Ben LCD'ye neler yazdırabilirim, nasıl yazdırabilirim? Yani burada bir programlama yok. Sadece bu bağlantı şeması içerisinde, bu donanım üzerinde bir şeyler yazdırmak. Şimdi bir görev tanımı yapalım. Yani LCD'ye başka bir şey yaptırabilir miyiz? Ona bir bakalım birlikte. Yani LCD'yi kullandık. Aynı 7 segment display'i görevlerini oluşturduğumuz gibi LCD'yi oluşturduğumuzu varsayalım. Şimdi bunu arkadaşlar işte bir sayma işlemi yaptırtabilir miyiz? Onu deneyelim. Kodu kendimiz değiştirelim. İşte yine bir x sayısı olsun. Yani şu kod bloğu dursun. X sayısı içerisinde ben x sayısını zaten değişken olarak tanımlamışım. X'in içerisine 10 yüklenmiş burada. Yok biz bir şey yüklemeyelim. Void main'in dışarısında tanımladık. Tamam, burayı da silelim. Sayma işlemi x'i
bir arttırıp ekrana yazdıralım. Yani şuraları da kaldıralım. X'i yazdırdığımız yer orası. Şurayı da kaldıralım. Şurada X'i arttırmasını isteyelim. Ve yazdıralım. Saniyede bir kez döndürüp arttırsın. Tamam. Bunu çağıralım. Evet, hata veriyor. Nerede hata var? Bunun sebebi neydi? Değil. Şöyle yapalım. Ctrl C. Burayı da tanımlayalım. X'i. İçerisine 0 yazalım. Y'nin döngü kapanması. Tık. Arttırdık. Evet. Programda bir şeyi yanlış mı yapıyoruz arkadaşlar? Şu donanımda bazen sıkıntı meydana geliyor. Hocam printf'teki parantezin içindeki iki tane virgül olduğu için olabilir mi? Şu iki virgül mü? Hayır, onlar değil. Tekrar ben deneyeyim. Compile ettik mi? Bir daha çalıştıralım. Evet, yazılım üzerinde gerçekte uyarlayınca da sıkıntı çıkıyor. Burada da sıkıntı çıkıyor. Şöyle yapalım. İlk kodu geri çağırıp çalıştırabilirsem onu. Oradan tekrar daha küçük küçük satırları silerek gideyim. Bakalım oradan mı bu arada? Yok, hayır, bu donanım bozuldu. Evet, bunu yeniden başlatalım. Open Project, evet. Hayır, kaydetme. Evet, karmaşık donanımlar arkadaşlar. Sıkıntı çıkarıyor. Evet, bu çalışıyor, tamam. Tekrar kodu değiştirelim. Sadece x'i tutacaktık. X'in sıfır olmasını istedik. Bunları da kaldıralım. X'i sayarak arttırmasını istiyoruz. Şunları kaldıralım. Şunu istemiyoruz. Bunları da istemiyoruz. Sadece x sayısını arttırmasını istiyoruz ve ekrana yazdırsın düzenli olarak. Başka bir isteğimiz yok. Basit bir komut. Bir şeyleri değiştirmedik ama yüklerken her defasında sorun oluyor. Ekrana tıklamak da sebep oluyor. Birkaç kez ben de denedim. Şurada bir şeyler hareket ediyor. Ondan da oluyor olabilir. Evet, şu anda sayma işlemini yapıyor. Düzeldi.
Yani tekrar koda bakalım birlikte. Yani x'i değişken olarak 8 bit değişken olarak aldık. Mesela ilginç bir şey denemek isterseniz birlikte görelim. İşte 100 milisaniyede bir saysın. Yani saniyede 10 değer arttıracak. Tekrar buna kısa yoldan yükleme var mı acaba? Ekranın üzerine dokunmadan. İşte ben ona sonra bakayım. Buradan tekrar yükleyelim, çalıştıralım. Evet, bakın sayma işlemini yapıyor. Kaça kadar sayabilir? Arkadaşlar. Son değer 8 bit olduğu için 255'ten yukarıya sayamıyor, değil mi? Biz x'i ne olarak açmıştık? INT olarak açtık. Başka ne olarak açabiliyoruz x'i? Uğur Sürmeli. Başka ne olarak açabiliriz? Bu konudaki yorumun nedir? Uğur dersi dinlemiyor galiba. Serdar. Serdar sen derste misin? Serdar kayboldu. Uğur eskisi mikrofon açık. Sen bir şey söylemek ister misin? Şey, Fırat olabilir, double olabilir. Float double olabilir. Evet. Mesela 16 bitlik açmak istesek. Mesela unsigned deep. Yani işaretsiz olarak, burada işaretli olarak çalıştırıyor. Unsigned 8 bit olarak düzenlesek. Başka nasıl yapabiliriz? Bakalım 128'den sonrasına devam edecek mi? Hayır, unsigned yazmamıza rağmen eksiye doğru devam etti. 16 bitlik açmak için ne yapmamız lazım? Değişkenin 16 olabilmesi için. Kitabınızda hangi bölümde o? Int 16 ile 16 bitlik olarak açabiliyorduk, değil mi? Ses gelmedi. Birisi bir şey söyledi. Evet. 13. bölüm müydü hocam? Yok, 13. bölümde değil. Tamam. 13. bölümde değil de yani farklı bitler olarak oluşturabiliyoruz. Burada düzenleme yapabiliyoruz. Bir de şöyle bir uygulama yapalım. Son olarak. Sonra da bitirelim. Mesela dışarıdan bir anahtar tanımlaması yapalım. Dışarıdan sanki şu olsun. Yani ürün sayıyor gibi. İşte şuradaki butonu tanımlayabiliriz. Şurayı kenara alalım. Burası buton. Bunu görebiliyorsunuz değil mi? 5 volt ve 0 gönderiyor. Yani bir anahtar. Farklı yapıda. Düzenlenmiş. Normal bir anahtar. Yani daha önce kullandıklarımızdan daha az yer kaplasın diye. Şurası da bir anahtar. 5 volt gönderiyor reset ucuna. Reset atmak istersek toprak sıfır gönderdiğimizde reset atıyor sistemi. Şöyle bir şey yazsak
Bir tane buton tanımlayalım. Bir tane buraya buton yazalım. Pin A0 için yazılsın. Bu butonu arkadaşlar şurada alalım. Butonda bir değişim varsa, bunu daha önce yazmıştık, hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. Bir değişim varsa ve milisaniye işte bir kısa devre ve şase durumlarını ortadan kaldırmak için 15 milisaniye yazıyorduk. Yani düşünün, bir sensörden geldiğini bu şekilde kullanmak mantıklı. Şu bütün hareketi bu if döngüsünün içerisine alıyorum. Bir de ne ekliyordum burada? Şuradaki butonun açılma, yani sensör 1'e geldiğinde ya da işte anahtar 1'e geldiği sürenin tümü için bana data göndermesin. Bir hareketi aç kapa için bir kez çalışmasını istiyorsam ne yapıyordum? While'la şunu yazıyordum değil mi? Input buton diye yazıp bitiriyordum. 10 dakikamız kalmış. Tamam. Bakın, sonsuz döngünün içerisinde sanki bir sensörden gelen bir hareket var. Onu X değişimine aktarıyorum. X'in durumuna göre de ekrana yazdırıyorum. Aslında bir ürün sayma işlemi yaptırıyorum yine. Compile edeyim kodu. Yani şurada kısacık bir şey yazdım. Bunu çalıştırayım tekrar. Evet, bir olma durumunu algılıyor. Tekrar iki algıladı. Bakın, burada ne kadar beklediğimin bir önemi yok. Üç yaptığımda üçü algıladı. Yani sensörün bir verme süresi, yani bir tetikleme süresini kısıtlamış oldum bu sayede. Bakın, normal ürünü sayma işlemi yapıyor. Farklı bir yerden de ürün ya da bir hareket varsa onları da sayıp ne yapabilirim? LCD ekranda takip edebilirim bu kod sayesinde. 7 segment display kullanmak yerine daha detaylı bir display ne yapabiliyorum? Bu sayede oluşturabiliyorum. Buraya kadar sorunuz var mı arkadaşlar dersle ilgili? Yok hocam. Dersle ilgili sorunuz yok. Peki, ben ders kaydını bitiriyorum. Size yine kısa testler göndereceğim. Yani kısa test göndereceğim ama yani hep bir sizin tarafınızdan bir memnuniyetsizlik var. Yani gerek sınavların saatlerini olsun, işte her şeye karşı bir olumsuz tepki alıyorum. Ders kaydını durdurayım, kısa bir sohbet yapalım, sonra da bitirelim dersi.